Biz bu şartlarda bu işe girdik. 2 yıl boyunca gece gündüz çalıştık. En son işte Keşan'da uçağa uçacağız, izin vermiyorlar. Ya yani uçağı yaptık. Keşan'da uçağa izin yok. Ankara izin vermiyor uçağın. Ankara'da bizim aleyhimize o babamın maşakılıklı paşa dediği adamlar var. Maşakılıklı paşalar izin vermiyor uçağın uçmasına. Ergun Paşa dedi ki ya siz uçurun. O 1. Ordu Komutanı yani. Keşan da ona bağlı. Dedim gelin burada uçun. Çünkü bir şey yapmışlar, deneyecekler. Yani hazır olan bir şey bu. Uçuyor mu uçmuyor mu onu deneyecekler yani. Babam da dedi ki ya komutanım biz uçuruz. Biz uçuruz sorun yok dedi. Böyle sizin gibi değerli insanlara zarar verir. Biz uçur. Biz zaten her zaman kaçak uçur. Ergun Paşa yok yok siz uçurun deyince biz 2009 Haziran'da uçağı uçurduk ve kaçaktı yani. Bayraktar TB2'nin, dünyaca meşhur TB2'nin ilk uçuşu kaçak uçuş. Yine başka bir entrikanın parçasının olduğunu düşündüğümüz bir teklif de geldi uçak uçtuktan sonra. Dendi ki siz bu teknoloji kabiliyetleri fiilen göstermeyin, uçuşlu demolarla göstermeyin. Bu teknoloji demonstrasyonunda sadece yazılı olarak hangi kabiliyetlere sahip olduğunuzu verin ve biz bunları geçerli sayalım. Peki bunu yaptığınızda ne olacak? Diyecek ki bak uçulmadılar uçaklara. Ve bunun bahanesi hazırlanmış olacak. Tabii o dönemde ülkemiz sadece yurt dışından gelen insansız hava araçlarını, büyük sınıfta yurt dışından gelen insansız hava araçlarını kullanıyor. Çünkü sen yapmışsın, başarılı olacaksın. Sen bunu yapınca İsrail'den çantacı gelip ürün pazarlayamayacak. Amerika'dan gelip adam ürün satamayacak. Sana yerlisini 1'e mal edip yabancısını 10 katına satamayacak. Bundan dolayı yani. Dedik abi yani. Asla böyle bir şey olamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Biz bu uçağı koridorlarda uçurmak için yapmadık ki. Veya kağıt üzerinde uçurmak için yapmadık ki. Semalarımızda ülkemizi bağımsız kılsın diye geliştirdik. Ve yolumuza devam ettik. Neden sonra Sinop'ta test faaliyetlerine ve demo faaliyetlerini yürütmeyle alakalı izinler alındı. Oraya ekipçe geçtik. 1.2 milyar dolarlık ihracat yaptık bir tane üründen. Yani biz bir tane ürün yapıyoruz, o da dünyanın en iyisi. Yani 10 tane vasat ürün yapmak yerine bir tane ürün dünyanın en iyisi olacak şekilde yaparsanız aslında farkı oluşturan o oluyor. Ya bugün geldiğimiz noktayı bana 20 yıl önce bu böyle olacak. Baykar 3500 kişiye çıkacak. 5 kiloluk uçak değil 6 tonluk uçak yapacak. Dünyanın 30 ülkesine ihracat yapacak. Ülke liderlerinin gelip sıraya girip bu uçakları, bu teknolojileri tedarik etmek için sıraya girdiğini anlatsa birisi bana buna ben de inanmazdım yani açıkçası. Ama bunun bir kıvılcım olacağını, ülkeyi bu alanda akamete uğradığı noktadan tekrar ayağa kaldıracağını bunlara inanıyorduk açıkçası. Bunu ekip arkadaşlarımızla da çok konuşmuşluğumuz vardır. Niye biz normal insanlar gibi normal vakitlerde evimize gitmiyoruz dediğimizde hepimiz için geçerli bu. Çünkü normal insanlar gibi bir iş yapmıyoruz ki. Hatta 27 bin fit irtifaya çıktı. Ülkemizin kendi irtifa rekorunu bir daha kırdı. 27 saat havada kaldı. Yani bizden istenen kriterlerin neredeyse 3 katını sağladık. Ve aynı bedeli. Doğru, o da mihenk taşı çünkü bizim o harekatlar başladığı zaman işte silahsızdı. Biz daha yeni test ediyorduk. Tüm dünyada açık ara en yakın rakiplerinden bile yani dünyadaki uluslararası rakiplerinden bile 5 kat daha fazla bilinen işte ismine marşlar, şarkılar bestelenen bir İHA oldu. Bu serüvenin ilk adımı olan Bayraktar Mini İHA'dan bugüne geliştirdiğimiz tüm teknolojilerimiz büyük mücadeleyle hayata geçti. Dün gibi aklımda 2004 yılında bir yandan araştırma görevlisi olarak MIT'de yüksek lisansıma devam ediyordum. Diğer yandan mini İHA projemizi savunma sanayi müsteşarlığımıza sunmak için çalışıyorduk. Hedefimiz ufak da olsa mini İHA sınıfında da olsa ilk defa milli tasarım bir insansız hava aracını ülkemize kazandırmaktı. Tabii o dönemde Türkiye savunma sanayinde neredeyse tümüyle yurt dışına bağımlıydı. Hele ki hava araçları konu olduğunda ithal menşeli ürünlerden başkasını düşünmek pek mümkün bile değildi. Savunma sanayindeki yetkili bir bürokrat bana hiç unutmam projemizi sunduğumuzda evladım akıllı çocuklarsınız, iyi okumuşsunuz, çalışmalarınız da iyi ama bakın yabancılar almış başını gitmiş, onlara yetişmemiz asla mümkün değil. Siz en iyisi bu işlerle uğraşmayın. En iyisi onlarla biz aramızda köprü olun. Tercümanlığımızı yapın yeter. Daha da fazla zorlamayın demişti. İşte
bizim de mücadelemiz tam burada başladı. O zaman anladık ki bu coğrafyanın, bu toprakların bizlere yüklemiş olduğu sorumluluk çok büyük. İlk iş olarak bu öğrenilmiş çaresizliği, bu mandacı zihniyeti yıkmamız gerekiyordu. Acaba kabul görecek mi, birileri engelleyecek mi endişesiyle, ama asla ümitsizliğe kapılmadan, vazgeçmeden çok çalıştık. Rahmetli dedem balıkçı Lütfü Reis bize, evladım uçakları havaya kaldırın, yere indirmeden teslim edin. Yoksa bunlar uçmuyor der, engellerler diye latife ederdi. Aynı devrim arabalarında olduğu gibi. Bunun da latife olmadığını maalesef yaşayarak öğrendik. 2009'da yaptığımız demoda yalan yanlış tutanaklara itiraz ettiği için genel müdürümüz abim Haluk Bayraktar'ı tutuklamaya bile kalktılar. Ama biz tercümanlığı ve yurt dışı acenteciliğini mühendisliğe, şahsi menfaatlerini ülkesine tercih edenlerin karşısında dimdik durduk. Bizim hedefimiz yazılımları yurt dışında tasarlanan montaj uçaklar yapmak değil, en kritik uçuş kontrol sistemleri kendimizin geliştirdiği İHA'ları uçurmaktı. Bizim hedefimiz bürokrasinin koridorlarında değil, havada uçabilen uçaklar yapmaktı. Allah'a şükürler olsun, hedefimizden hiç şaşmadık. Uçaklarımız hep sahada, cephe hattında görev yaptı. Biz de teknik ekibimizle birlikte bu sistemlerin en hızlı şekilde, en iyi şekilde gelişmesi için ilk günden itibaren güvenlik güçlerimizle sahada olduk, halen daha sahadayız. Eğer bugün kendi sınıfında dünyanın en iyisi kabul edilen insansız hava araçlarına sahipsek, bu başarının altında güvenlik güçlerimizle eş güdüm halinde adeta omuz omuza verdiğimiz bu mücadele yatıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli Hazırun, Milli İHA Geliştirme Serüveninde Bayraktar ailesi olarak hep birlikte çalışıyoruz. Evlenene kadar evim olmadı, ben de iş yerinde yatıp kalktım. Annemle babamsa hala fabrikada yaşıyor ve bizimle birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Biz henüz doğmadan kartlı bilgisayarlarda yazılım yapan annemiz, annem Canan Bayraktar, bize şöyle nasihat etti. Oğullarım, bu geliştirdiğimiz teknolojiyi her türlü engellemelere, entrika ve yıldırma politikalarına rağmen Türk ordusunun şerefli evlatlarının hizmetine sunmamanız halinde sizleri başarısız addedeceğimin bilinmesini süt hakkım olarak niyaz ediyorum.